Değerli izleyenler, Azerbaycan halkını duy Aliyev diyoruz. Karar zamanı diyoruz. Karabağ'a girilmiş ve önemli topraklar Hankendi, Adere, Hocalı, Laçin şehir merkezi dahil olmak üzere birçok bölge Ermenilere bırakılmış. İşin daha kötü tarafı o bölgeler Ermenistan'ın veya bir parçası gibi görülmeye başlanmış. Ve daha kötü tarafı Kanada ve Fransa, bunun yanında Belçika meclislerinde bu yönde kararlar alınmaya başlanmış. Tabii ki Ermenilerin birçok yerde diasporaları var, destekçileri var ve Kafkasya'daki onların müttefiki Rusya var. Bunları biliyoruz. Ama güvenip sırtını dayayacak ve gerektiğinde sizin en özel haklarınız, gezme hakkınız, özgürlüğünüze kadar karışacak olan Rusya hegemonyasını Karabağ'da tutmanın anlamı yoktur. Özellikle savaşmadan o bölgeye girebilmenin yolunu bu yolla bulmuştur Putin. Bu yönde Aliyev'in bu kararda, özellikle Putin'in oyununa geldiği durumu da sıkça birçok yerde dillendiriliyor. Özellikle Azerbaycan'ın bu yönde Rusya'nın alt bölgelere inme ve daha derinlerde güç toplama, hegemonya kırma özlemini de gidermiş gözüküyor. Neden bunu söylüyorum? Düşünün, Ermenistan'ın Karabağ'da olduğunu düşünün. Karabağ işgal halinde devam ettiğini düşünün. Eğer Karabağ'daki Ermeniler o bölgedeyken Ruslar o bölgeye girseydi, Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok bölgeden Ruslara yeni yaptırımlar, yeni baskılar gelirdi. Ve NATO'nun da buna karşılık askeri adımları gecikmezdi. Ermenistan NATO üyesi ülke olmamasına rağmen. Ama ne oldu? Düşünün. Ortada bir anda hiç beklemediğimiz bir şekilde sessiz sedasız duran, ete sütüye karışmayan Rusya'nın hamlesi geldi. Tabii ki ben yayınlarımda bekliyordum ama kamuoyunun genel beklentisinden bahsediyorum. Ne dendi burada? Dendi ki evet, dendi ki biz burada izledik ve Ermenilerin hakkını korumak için müdahale edeceğiz. Özellikle Hankendi'ye çok yaklaşmıştık, değil mi? Hankendi'ye çok yaklaşmış, tüm Karabağ Alman heyecanı yüreğimize yansımış ve atılan adımları da heyecanla izliyorduk açıkçası. Evet, bu heyecanla izlediğimiz adımların akabinde tabii ki daha büyük adımlar da bekledik. Ama bir anda baktık ki bir gece ansızın biz derken bir gece ansızın Putin Karabağ'a girivermiş. İşte bu gibi olaylar canımızı sıkıyor. Özellikle Türkiye'nin tam desteği, teknolojik desteğiyle Rusya'nın silahlarını cephelerde yenilgiye uğratan Aliyev'in Rus askerlerini mümtaz ve güzel topraklarımıza davet etmesi anlaşılamaz. Birileri bana soracak, Hankendi bizim miydi ki? Evet, bizimdi. Bizim girmemize ansızın az kalmıştı. Ve bu konuda özellikle Türk askerinin ben Dağıstan ve belli bölgelere konuşlandırılarak Rusya'ya karşı bir caydırıcılık oluşturulması gerektiğini belirtmiştim. Tabii ki söylem bazında beni rahat bulabilirsiniz. Ama başka çaremiz de kalmıyor açıkçası. Özellikle Azerbaycan halkının sıkıntılarını ve şu anda ekonomik sıkıntının yanında Dağlık Karabağ'daki belirsizlik de eklenince sevineyim mi, üzüleyim mi diyorlar. Özellikle ben daha önce de seslendiğim gibi Aliyev için karar vakti derken bunu kastediyorum. Türkiye mi, Rusya mı? Bu çok önemli. Türkiye mi, Rusya mı derken Azerbaycan'ın geleceğini ilgilendiren bir konu olduğu için bunu söylüyorum. Evet değerli izleyenlerim, özellikle belirtmek istediğim husus şudur. Türkiye'nin bu yoğun süreçte, özellikle koşturduğu bir dönemde, üç kıtada mücadele ettiği bir dönemde, hemen yanı başındaki kardeş Azerbaycan'ın resmi olarak Türk ordusu topraklarıma girmelidir açıklaması gerekmez mi? Özellikle Hankendi ve Adere sözü mü verdik ki Ruslar bu kadar rahatça girdiler, sonradan hiçbir sorun çıkmadı, her şey biliniyor gibiydi. Daha çok Rus silahlarını vurduk derken Sayın Aliyev aslında Rus yanlısı bir politika izlemediğini açıklar gibi yapıp daha sonra Rusların asıl amacı olan Hankendi ve diğer bölgeleri için bir sessizlik politikası mı güdecekti? Kafamızda deli sorular. Bunları sormadan edemeyeceğiz. Sormalıyız. Ama buna karşın Türkiye'nin bitmek bilmeyen ve Azerbaycan'a Ruslara karşı koruyan ve her türlü adım atmaya hazırız desteği de devam ediyor. Türkiye'nin bu desteğinin en öndeki tabii ki temsilcilerinden Sayın Akar'ın çabalarını bilmeyeniniz var mı?
Zaten gelen mesajlarda olumlu dönüşler almaktayız. Ama şu husus var ki Sayın Akar'ın özellikle Rusların o bölgede cirit atması, belli alanlarda adım atmasına tahammülün olmadığını da açıkça ifade etmek isteriz. Evet değerli izleyenler, artık adım atma vaktidir diyoruz ya, inanın tam zamanı. Eğer adım atmazsak tam zamanında gerçekten şu husus bizi zora sokacaktır. Evet, Akar'dan Şoygu'ya da son uyarının bu şekilde geçen günkü yapılan açıklamayla gittiğinden eminiz. Karabağ'a geliyoruz. Azerbaycan halkı bizi çağırıyor diyerek bir meşrutiyet aramıştır Sayın Akar. Yani aramaktan kastım şu, bir meşrutiyeti ilan etmiştir aslında. Buradaki tek bir neden, evet Aliyev'in seçimidir. Artık bunun kararını vermelidir. Azerbaycan halkı Hankendi'yi de istemektedir. Adere'yi de istemektedir. Hocalı'yı da istemektedir. Tabii ki karşımızda güçlü bir Rusya var. Ama onların da karşısında Türk oğlu Türk var. İşte biz böyle düşünen, böyle güçlü bir şekilde haykıran bir milletin evlatlarıyız. Bu vesileyle özellikle Azerbaycan'ın sağduyulu davranacağına ve Türkiye ile ilişkilerinde artık sözün ötesinde güçlü anlaşmalarla askeri anlaşmaları artık birer üsse çevirmeli ve güvenliği sağlamalıdır. Şu anda Rusya ile özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ anlaşmasına ek olarak Türkiye'nin de garantörlüğünü koymalı, Türk askerinin olumsuz bir duruma karşılık yol boylarında intikali için ikili anlaşma imzalamalıdır. Kararlı bir Azerbaycan'ın Türkiye ile yapacağı anlaşma, Karabağ karayollarının, yollarının geçiş güzergahlarının güvenliğinin sağlanması konusunda atacağı adım, gerçekten bölgeye huzur ve iki ülkenin ilişkilerinde geri dönülmez güçlü bir hava yakalatacaktır. Tabii ki karşılıklı güzel açıklamalar, güzel sözler, temenniler ve anlaşmalar mutlu edicidir. Ama artık Türk askerinin Azerbaycan'la tabii ki burada güçlü bir şekilde bulunması çok daha sınırsız ve çok daha etkin yarınlar için ve birliğimiz, beraberliğimiz için önemlidir. Rusya'nın orada askeri bulunduğu sürece Azerbaycan'ın diğer toprakları, Terter, Gence ve benzeri bölgeler de tehdit altındadır. Bunları hiçbir zaman yadsıyamayız. Bu vesileyle Azerbaycan halkını duy Aliyev diyoruz. Bu çağrımızı yapıyoruz. Aliyev için karar vakti diyoruz. Ve bunu buradan ilan ediyoruz. Evet, inşallah sesimizi duyar ve bu güzel çağrıyı sonuna kadar uygular. İşte temennimiz de bu zaten. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yorumlarda bulunmayı unutmayın. Saygılar ve sevgilerle. Görüşmek üzere.